Öncelikle sağlıklı beslenmenin sadece bayrama özel olmadığını vurgulamak isterim. Özellikle bu pandemi sürecinde bağışıklığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz daha iyi anladık. Tabii ki Kurban Bayramı'na özel önerilerim olacak. Özellikle et, yoğun et tüketimi beklenen bir şey. Miktarlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle öğlen öğününde et tüketiminin olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Genelde kavurma kızartma yöntemleri çok kullanılıyor ülkemizde ama bunun yerine haşlama, ızgara, fırınlama yöntemi özellikle tercih edilmeli. Yani yediğiniz et miktarı aynı olsa bile pişirme yöntemiyle birlikte sağlığa yararlı veya zararlı hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla bu konuda aslında ev hanımlarımıza çok iş düşüyor. Çünkü pişirme yöntemlerini onlar doğru seçerse hem kendilerine hem aile bireylerine sağlıklı beslemiş olacaklar diye düşünüyorum. Bayram için bir diğer önemli nokta da tatlılar özellikle. Maalesef yoğun bir tatlı tüketimi olan bir toplumuz. Biz özellikle sütlü tatlıları öneriyoruz. Miktar olarak özellikle porsiyon ayarlaması yapılmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Günün hangi saati en uygun derseniz de yemekten özellikle hemen sonra olmasın, mümkünse ikindi saatlerinde bir porsiyon olacak şekilde tatlı tüketilmesini öneriyoruz. Bir de özellikle dikkat edilmesi gereken özel hasta gruplarımız var. Bunlar böbrek hastaları, karaciğer hastalıkları, şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp ve damar hastalıkları olan hastalarımız daha dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle et tüketimi konusunda bazı böbrek hastalıklarında, bazı karaciğer hastalıklarında gram gram bizim diyetlerinde protein hesabı yapmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi et de oldukça zengin bir kaynak protein yönünden. Dolayısıyla bu hastaların aşırı et tüketmesi hastalıklarının daha ciddi seyretmesine neden olabilir. Bu açıdan da önemli. Kurban Bayramı ile ilgili bir diğer vurgulayacağım şey de mangal tüketimi. Dikkat edilmesi gerekenler. Özellikle kömürleşmiş etleri istemiyoruz. Mümkünse mangalı et arasındaki mesafe yaklaşık 15 santim gibi bir mesafe olmalı. Ve yine mangal diye, ızgara yapıyorum diye sınırsız tüketmeyeceğiz. Yine porsiyon tüketimimize önem vereceğiz. Bu tabii ki kişiden kişiye değişir bu porsiyon ölçüleri ama bayanlar için 90-120 gram gibi, erkekler için de 150-180 gram gibi tutulabilir bayram için. Özellikle akşam öğünü için de sebze veya bakliyat yemekleri tercih edilmeli. Onun dışında et yemekleriyle birlikte mutlaka salatayı menülerimizde bulundurmalıyız. Pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih etmeliyiz. Yine sarmalarımız olur bizim bayram için. Sarmalarda da özellikle pirinçle bulguru karışık olarak kullanmayı daha çok öneririm. Ve yine miktarlara dikkat ederek tüketilmesini özellikle vurgulamak lazım. Etin biz özellikle 24 saat bekletilmesini, dinlendirildikten sonra tüketilmesini öneriyoruz. Sindirim sistemi sorunlarına da neden olabiliyor çünkü. Ama bu çok dikkat edilmiyor maalesef. Ama en azından birinci gün hani et tüketimini böyle öğlen öğününe kaydırarak en azından 5-6 saatlik bir dinlenme sürecinden sonra tüketilmesi daha iyi. Ama sabah direkt kavurmayla güne başlanması sindirim sistemi içinde oldukça rahatsızlık verecektir. 24 saat zaten soğuk dolapta bekletilmeli. Daha sonra tüketilecek porsiyonlarla genelde buzlukta biliyorsunuz 6 ay gibi bir saklama süresi var. -18 derecede. -2 derecede yaklaşık 2 hafta gibi bir süre bekletilebilir. Ama genelde biz uzun vadeli tüketimleri gördüğümüz için toplumumuzda küçük poşetlerde, buzdolabı poşetlerinde mutlaka -18 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor. Ve nasıl tüketmek istiyorsanız, hani kuşbaşı tüketilecekse kuşbaşı şeklinde ya da kıyma olacaksa direkt o şekilde parçalayıp buzluklara atılması özellikle önerilir. Sağlıklı beslenme kadar düzenli fiziksel aktivite de önemli. Bu bayram sürecinde ekstra yediklerimiz mutlaka olacaktır. Bu süreçte en azından 45-60 dakika günün serin saatlerinde çok sıcağı kalmadan bir yürüyüş çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kurban Bayramı'nda özellikle etlerimizin hayvanlarımızın veteriner kontrolünden geçmiş olmasını önemli vurgulamak lazım.
Bir de kesim koşullarının çok uygun olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Bir de ette bulaşabilen bazı hastalıklar var. Bu açıdan da etlerin iyi pişirilmesi gerekiyor.